Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün karşınızda Frostpunk'ın yeni bir senaryosuyla beraberim. Bu senaryo nedir? Sonbahar denilen yeni bir DLC çıkmış. Bir tane daha çıkacakmış. O 2020'nin Nisan'ında mı ne, öyle bir şey gösteriyordu. Bu sonbaharda dediği DLC daha bu jeneratörleri kurma aşaması. Kış gelmemiş, kış gelecek, jeneratörleri kuracağız. Ama nasıl zor şartlar, yani böyle bir zorlanma olamaz. Bok gibi. Şuradan hatta ben ayarlayacağım. Jeneratör zorlanması. Ne bu? Jeneratör yapıları normal hızda yapılacak ve temel iş güvenliği normal seviyede olacak. Abi temel iş güvenliğini biraz yüksek seviyede yapalım. Boku çıkıyor yani. Ben bunları yetiştiremiyorum. 3 kere oynadım. 3'ünü de değiştiremedim. Bırak yani ortaları sonuna gelemedik. Jeneratörü hiç beceremiyorum. O yüzden bunu kolaylaştıracağım biraz. Mesela kusura bakmasın. Anırsın. Bunu kolaylaştır. Hava problem değil. İnsanların ihtiyaçları falan. Tamam bu güzel. Diyor ki 113. bölgeye ulaşmak için zorlu kuzey denizlerini açtık. Oraya teknolojinin son ürünü inşa edeceğiz. Jeneratör. İstikrarlı bir iş, iş bekleme sıraları ve ekmek kuyruklarını arkada bırakma hayaliyle gelen işçiler bölgeyi saran işlik etrafında biraz ikilemde kalmış gibi duruyorlar. Onlara detay sormamaları söylenmişti. Artık geri dönüş de yok. Bu sözleşmenin niye bu kadar yüksek önceliği olduğuna dair bir fikir yok. Özellikle de imparatorluktaki kötüye gitmekte olan durumları göze alınca. Ama üstlerin gayet netti. Bu hayatın en önemli işi. Ya işte işçileri buraya yığıyoruz burada. Biz bir şirketin elemanıyız. Şirketin oraya atadığı müdür gibi bir şeyiz. Burayı yönetiyoruz. Eğer düzgün yönetemezsek kovuluyoruz. Sıfırdan başlıyoruz. Çok kötü oluyor. Doğru düzgün save de yapmıyor kendi kendine. Temel tedarik falan diyor. Sol altta görevler var. Şimdi ben şöyle ufaktan bir göstereyim. Bakın burada bunları bize vermişler. Hazırdan kaynak bırakmışlar biraz. Bunları toplayarak başlıyorsun. Bunların hepsini bir toplayalım. Tamam. Şimdi ay, o insanlar onları toplarken ben bir buraya bir ev yapayım şöyle. Şu evler. Odun bitti bile. Yap abi. Başlasana oğlum. Başladı. Tamam. Şu an zaten tahta toplanıyor. Hemen atölye yapacağım. Acil bir tane atölye şuraya. Buraya güzel olur atölye. O atölyeyi yapın. Burada ne diyor? Efendim işverenimiz Kraliyet Kaşiflik Şirketi bizim için sahayı hazırlamış falan diyor aynen. Jeneratörü buraya kuracağız arkadaşlar. Baya güzel, heyecanlı, böyle patlamalar oluyor, bir şeyler oluyor, güzel oluyor. Ama işte zor. Bu videoyu öteki kanalda olsa böyle çok kısa kese kese yapardım ama bu sefer bu kanalla rahatız, kesmeyeceğim. 1,5 saat falan sürebilir, 3 parta bölebiliriz bunu. Bıçkı evi mi araştırsam? Avcı odası mı araştırsam? Ne araştırayım? Daha hızlı toplama mı araştırayım? Şu bir yol bağlansın da ne araştıralım lan? Bıçkı evi. Bıçkı evinden başlayayım. Bir tane daha atölye yapacağım acil. Atölye yaptıkça daha hızlı şey oluyor çünkü. Yap. Yaptı. Tamam. Çok az çalışılıyor. Biz öteki oyundan alışmışız. İlk iş günü sona ererken insanlar küçük gruplar halinde bir olup konuşuyor ya da kart oynuyor falan filan. Onlar işte şeyin altına taş atıyorlar. Jeneratörün içine. Büyük ihtimalle kendi hallerine bırakırsam o ileride başımıza iş açacak. O yüzden huzursuzluk biraz artsın. Onları durduralım. Eşya kadar insanlar çocuk gibi iş yapmasın orada. Bunu da böyle bağlayalım onunla sokağa. Bağlayamıyoruz. Başlar çok yavaş, her zamanki gibi çok yavaş ve sıkıcı ama bir yerden sonra boku çıkıyor, işin rengi değişiyor. Sürekli bir mevzu, sürekli grev yapıyorlar. Ekstra para veriyorsun, şey ekstra yemek veriyorsun, hamam kuruyorsun, kömür normalde çok lazım olmuyor ama kullanmak zorunda kalıyorsun artık millet hamamda duş alsın diye. Buraya kanun kitabına bir yönetim var, bir iş var, bir şey daha var, bir sürü şeye gelmiş. Bir sürü. Şapel mi? Şapel yapalım. Bunlar azıcık imanlı olsunlar. Ne burada bir şey oldu. İnsanlar üşütmüş. Herkese sığınak sağlamak için 2 günümüz var. Herkese sığınak sağlayınca motivasyon artıyor. Motivasyon şu çizginin altına düşerse verimliliği düşüyor. Buraya geçerse de verimliliği artıyor. O yüzden motivasyonu yüksek tutmak lazım. Huzursuzluk şuralara gelebilir. Huzursuzluk halledilir. Dünyanın sonu değil. Şimdi buraya ev. Evet, tahtaları toplayın hadi, toplayın. Çabuk biraz seri olun ya. Daha hızlı toplama mı yapsam? Daha hızlı toplama yapacağım. Şimdi gelen parayla buraya yol. Aynen. Şunlar bitince de bıçkı evi yapacağız. Sonra telegraf
Telgraf mıydı lan? Telgraf aynen. Telgraf falan yapıyorsun. Şeyden İngiltere'den, Anakara'dan destek getiriyorsun buraya. Şapel kuracağız, ev kuracağız. Bir ev daha lazım. Aynen. Onu da böyle kurayım. Şapel nerede? Şapel çelik istiyormuş. Çelik var, tahtamız olmuş. Yemekhane yapmam lazım, millet açlıktan ölecek. Akşam hizmeti. Şapeller de akşam hizmeti olacak bundan sonra. Motivasyonu arttıracak. Ama şapeli kurmadan motivasyon gelmiyor tabii. Yürekten bir dua. Kaybolanlar yolunu bulur. Komün duaları okuyamadım. Millet hasta oluyor hadi. Hadi. Sağlık. Sağlık merkezi kuramıyor. Çok odun gerekiyor ya. Ben oduna hayvan gibi abanıyorum. Ne diyor? Kamp koyu yağmur bulutları altında. Motivasyon her sabah düşürecek bir kötülük olmuş. Ruh hali kasvete bürünüyormuş insanların. Kimse bize dağın başına gönderilemeyeceğimizi söylemedi diye yakınıyorlar. Gönderileceğimizi demeye çalıştı herhalde. Burada çalışmak dışında yapacak bir şey yok. Ne olacak diye yarram, iş yapmaya geldim, para kazanıyorsun yani. Bu soğuk sapa acınası yerde bir süre kalacaklar. Onların motivasyonunu yüksek tutmalıyız yoksa verimleri düşer. Ne yapabiliriz bakalım. Motivasyonu yükseltecek bir kanun imzalamam lazım. İmzalarız biraz sonra, acelesi yok. Buraya yol. Böyle de yol. Odun tükendi. Sığınak sözünü yere getirdik. Güzel. Şimdi şapel sözünü de yerine getirelim. Aa dur. Dur. Çalışın lan. Seri çalışın. Bu arada oyun almak istiyorsanız açıklama kısmına link koyacağım. Bizim oyuna sana da satıyorlar. Kaça? Çok ucuza satılıyor şu an. Büyük bir indirim var. Ne kadar? Gerçi ben videoyu yayınlarken indirim bitmiş de olabilir de. Yiyecek dur. Yemekhane. Buraya bir acil yemekhane. Neydi? Şapel. Şapel. Şapel böyle olsun. Avcı odaları araştırıldı. Tamam, şimdi bu avcı odalarında çalışacak olan insanlar da her zamanki gibi gidip yemek getirecekler. Bunlar ne durumda? 22 kalmış, 26 kalmış. Az kalmış. Jeneratör inşaatı. Bu jeneratör inşaatı kısmında iş güvenliği diye bir olay var ki böyle bir kafa sikme olamaz arkadaşlar. Yani öteki oyundan alışmışız biz. Güvenlik yok, bir şey yok. Pat küt dalıyorsun, insanlar sürekli ölüyor falan ama burada iş güvenliği çok önemli, sıkıntı yapıyorlar. Bu hastalar ağır hastaya dönüşecek. Sıcaklık derdin hiç olmuyor. Hep sıcak. Gördüğün gibi rahat, aşırı rahat. Bak, hastalığı engelliyor ama buradan zehirli gazlar yayılıyor, öyle hasta oluyorlar. O kötü oluyor. Küresel soğumanın gerçekliği üzerine tartışan iki işçi kulağına takılıyor benim. Bu dünyanın sonu gelecek saçmalıklarına inanıyorsun cidden. Ben para için buradayım açıkçası. Bu çılgınlıkla işimiz bittiğinde St. Giles'teki aileme taşınacağım. Böyle diyorsan aptalsındır çünkü soğuk geldiğinde hepiniz öleceksiniz. Sana dönerek öyle değil mi efendim diyor. İşinize bakın gençler. Bilim böyle diyor. Motivasyon bir miktar artacak. Bundan sadece aptallar şüphe eder. Huzursuzluk artacak, motivasyon artacak. Bilim böyle diyeyim, huzursuzluk artmasın. Motivasyon artsın. Yemek pişir de yesin millet hadi. Bir sürü aç var. Şuraya sağlık hemen. Sağlık merkezi. Aynen. Bir tane motivasyonu arttıracak bir şey. Motivasyonu arttıracak bir şey. Bar arttırır mı? Arttırmaz. Sağlık yiyecekler arttırır. Aynen. Profil fabrikasına araştırılmış. Profil fabrikasından rıhtımları şey yapalım. Şimdi bazı şeyler bitti toplama yerleri. O yüzden buraya bir tane şurası nereye? Buraya. Buraya bir buçuk evi yapayım ben. Tamam. Bak bitti o bütün şeyler. Hepsi bitti. Elimde 75 tane işsiz var şu an. Sağlık merkezini açtık. Şu buçuk evi çalışır mı artık? Hadi artık, tahta bitti. Hızlı olmamız lazım. Hızlı olmayınca patlıyor iş. Kovuyorlar. Hemen her şeyi yetiştirmen lazım. Mazeretim var. Asabim ben. Geceleri çok uzun sürüyor oyunun ya. Çok sıkıcı oluyor geceler. Daha hiç sonunu göremedim. İnşallah bu videoda sonunu göreceğiz. O yüzden jeneratörü kolay yaptım video patlamasın diye. Bakalım sondan oldu. Niye öldü? Siktir, hastalıktan öldü. Aa, ilk defa biri öldü. Bu oyunu oynarken. Yani bu şeyi oynarken. Kanunlar kitabında bir şey imzalayacağız. Cesetlerin iadesi. Aynen. Cesetleri geri gönderelim.
Yeni bir kanun. Cesetlerin iadesi. Bir morg inşa etmemiz lazım onun için. Ama beklesin 2 dakika. Biri daha öldü lan. Az siktir. Niye öldü? Tedavi eksikliğinden abi. Geç kaldım ama bunu yapmakta ya. Hastaneye geç açtım ya. Gücenmiş mühendis. Bir mühendis sana yakınıyor. Efendim, görünüşe göre yanlışlıkla işçi dolu bir tente bana tahsis edildi. Bakın, işçilerle bir derdim yok ama çok gürültülüler ve bir de kokuyorlar. Mühendisler tentesine alınmamı sağlayabilir misiniz? Yani kardeşim, mühendisler tentesine. Yok öyle bir şey. Buraya geldim, burada takılacaksın. Herkes eşit burada. Zaten şeyin yani sanki her şey iyi de bir kaldığın yer problem anasını satayım. Efendi gibi takılacaksın orada. Onu da kuralım. İki tane bıçkı evi idare eder. Hiç çoktan iyi. Kurun onu. Kur. Kur. Araştırma. Araştırma. Avcı odası. Daha fazla avcı. Onu araştırmak lazım. 50 tane odun istiyor. 50 odunu. Hadi. Ha, tamam. Buradan bir de bitmeden avcı. Hadi 35 odun olsun. Hadi hadi be. Çok az çalışıyorlar ya. 8 gibi başlıyorlar anasını satayım. Akşam 6'da bitiriyorlar yani. 8 saat mi? 10 saat yetmez. 14 saat falan çalıştıracağım sonra. O zamanlar gelsin bir çift vardiyalar falan yapacağım. Neden ara yapacağım? Dur. Hepsinin zamanı gelecek. Morgu kurabiliyor muyuz? Kurabiliyoruz. Morg da şurada olsun. Böyle. Biri bir şey istiyor. Yok, istemiyor. Şirket cenazesine gerek yok. O çelik istiyor. Hayatı sürdürme. Tamam. Ölenleri bacağını kolunu kesmek yerine hayatta tutacağız. Bak, kızıyorlar bak. Niye yatakları bu gidicilere kullanıyoruz ki diyor Gilbert. 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 Adam belki arkadaşın başına da gelebilir. Senin anan babanın da başına gelebilir. Anan baban burada gaz zehirlenmesi geçirebilir. Sizin tahtaları araştırmış. Güzel. Şimdi buradan hemen yiyecek sağlıktan daha fazla avcı. Şuradan da dur, avcı kulübesi yapmadık. Avcıların karargahı yap. Onu hemen yap. Bir tane daha bıçık evi istiyorum. Nereye? Nereye? Buraya. Aynen böyle. Ona da bir yol çek. Tamam. 48 tane işsiz var. Bunların hepsi çalışacak. Bunların hepsi çalışacak. Rıhtımları araştırdık. Orada çalışacaklar. Nerede rıhtım? Kaynaklar. Temel rıhtımlar. Ha bak, bu sürekli bize kaynak getirecek şeyden, memleketten. 3 tane. Yapın onu abi siz. Ay. Burada 10 kişi çalışsın. Burada da 10 kişi çalışsın. Aslında orada 5 kişi çalışsın. Burada da 5 kişi çalışsın. Burada da 5 kişi çalışsın. Onu yaptık zaten. Burada odun getirsin. Çelik getirsin. Çelik getirsin. Tamam. Yeni bir kanun imzalayacağız. Ne imzalayalım? Kokain hapları imzalayabiliriz ama bağımlı oluyorlar o zaman. O zaman bakım evi. Birazcık millet mutlu olsun. Şimdi bunlar gemiyle buraya getiriyorlar kaynakları. Bizim için daha çok yatak ve yemek anlamına geliyor. Evet, işte bakım evinde takılacaklar. Telgraf. Güzel. Geldi telgraf. Hemen buna yeterince odunu elde edersek bir. Dur, daha fazla avcı. Avcı arabası bir de. Avcı kulübesi yaptık değil mi? Tamam. Şimdi bunlar gidecekler. Sağdan soldan eşya toplayacaklar. Ama geçenkinden farklı olarak bir de şey yapacaklar. Ne dedin ona? Kamp kuruyorlar. Oradan sürekli yemek falan getiriyorlar. Telgraf istasyonunu da kuralım. Ya da kurmayalım. Bu biraz daha geliştireyim kendimi. 2 gün. Bu bitmeden kuracağım telgraf istasyonunu. Çünkü o zaman yeni challenge'ın başlıyor. Yeni challenge'a başlayınca da onu yetiştirmek zorunda kalıyorsun hızlı hızlı. Zor oluyor yani. Kendimizi kasmayalım. Avcı arabalarını araştırdık. Sağlık merkezi geliştirmesi mi yapayım? Daha hızlı doldurma mı yapayım? Bıçık evini geliştirelim. Menzil değil ama. Menzil lazım bana. Doldurma istasyonu. Bu. Bu lazım. Doldurma istasyonu hızlı hızlı dolduruyor. Ya da ben
telgrafı yapayım ben ya, insan lazım, yok. Düşündüğümü yapamadım. İnsan lazım, hiç insan yok. Av alanları. Çalışın lan. Zaten iki kişi öldü. Bana çok fazla insan gelmesi lazım. Ne diyor? Hat açık. İnşaat kampını ayarlama konusunda iyi iş çıkardın. Şimdi bir iletişim hattımız olduğuna göre bunu kaynak istemek için kullan. Elimizden geleni sağlayacağız fakat tedarik sağladığımız tek projeniz bizim kampınız olmadığını unutma. Olmadığını. Bölgenizde iki başka inşaat sahası var. En kötü ihtimal gerçekleşirse birlikte bu iş jeneratör Liverpool'un birçok sakinine sığınak sağlayacak. Onların kaderi senin elinde. Tamam işte. Yetiştir diyor işte. Buradan işçi sipariş edeceğiz. Kanun kitabına bir şey gelmiş. Ne gelmiş? Ne yapayım? Ne yapayım kanun kitabında? Protez nakliyeleri mi? Tıbbi iade mi? Protez nakliyeleri olsun. Sakatları çalıştırmaya devam edelim. Tamam. Araştırma devam ediyor. İnanılmaz. Bilim adam, bilim insanları yaşamamıza yardım etmenin bir yolu daha buldu. En azından işe dönüp bize yardım edecekler. Farklı farklı bakış açıları işte. Şuradan bir de yiyecek şeyi yapmam lazım. Avcılar av sahasına ulaşmış. Küçük şelale. Yuvalama yeri. Aa dur lan. Kamp kur buraya, kamp kur. Acil bize yemek getirmeleri lazım bunların. Şey kalmadı. Ne derler ona? Yemek kalmadı, millet ölüyor açlıktan. Kamp kur, kurduk. Günde 80 çiğ gıda verecek ama yetmez o. O yetmez, o yüzden bize yeni araştırmayı yapıp yeni araştırmadan balıkçı şeyi yapmam lazım buraya. Bir de daha fazla avcıyı araştırmam lazım. Çok iş var arkadaşlar, çok iş var. Ha, daha hızlı doldurmamı yok, yok. Yok, ek avcılar, şu ona geçmem lazım. Ona geçmem, yok balıkçıyı yapayım önce. Balıkçıdan ona geçeriz. Şimdi bize 9 saat sonra 21 tane işçi gelecek. 7 tane daha gelecek. Yetmez 7 tane daha, yok sonra sipariş edeceğim. Kaynaklar doldurma istasyonu. Şunları bir yapalım abi. Aynen. Hızlı hızlı kaynakları toplayalım oradan. 2 çelik değil mi? Evet. Hadi abicim seri çalışın hadi. Hadi babacım. Ha geldi işçiler, tamam. Çalışın. Doldurun burayı. Doldurun burayı. Doldurun. Hemen yarın 12 işçi daha. Ev yetmiyor. Ev alalım, yapalım insanlara. Yap abi, yap. Daha bir sürü kişi gelecek. Yapmaya devam. Bir evsiz insan hastalandı. Bak hasta oluyorlar ev olmayınca. Balıkçı limanları neden hala bitmedi? Bitsin artık şu balıkçı limanları. Bitsin millet aç. Balıkçı limanı bitti, tamam. Yiyecek balıkçı limanı. Kur hemen. Kur. Ne araştırıyoruz? Ne araştırıyoruz? Ne araştırıyoruz? Ne araştırıyoruz? Şunu araştıracağım. Onun için kaynak toplamak lazım biraz. Bıçık evleri ne alemde, bitti mi? Bu bitmiş. Bunu iptal et. Sen gel buraya. Sen gel buraya. Siz de burayı doldurun. Tamam. Öteki bıçık evi ne oldu? Mektubu sansürle. Efendim, tedarik gemileri normalde ekip için posta taşır. Güvenlik sebeplerinden dolayı gelen ve giden bütün mektuplar açılıp okunur ve bazen sansür politikamıza ilişkin sizden talimat istememiz gerekebiliyor. Bu olayda işçilerden birine karısının yazdığı mektupta karısı kızlarından birinin ölümcül şekilde hasta olduğunu yazmış. Böyle katı kötü bir haber bütün ekibin moralini kötü etkileyebilir. Hasta kız kısmını sansürleyelim mi? Mektubu sansürlesek huzursuzluk artacak ama motivasyon düşmesin. Huzursuzluk artar, sonra geri iner. Kısa sürer, unuturlar ama. Çizim makinelerine hemen başlıyoruz. Balıkçıyı yapsanız artık. İlla ta oraya kadar yol mu çekmem lazım? Yapın işte. Hadi. Hadi abiciğim. O amına kodumu, yolunu yapın ama artık siz de. Bokunu çıkardınız hadi ya. Bıçık evi. Burada bir tane daha vardı bıçık evi. Buna işçi koymamışız lan. Kanun kitabından devam ediyoruz. Protez nakliyeleri. Hastalar için fazla yiyecek payı. İyi olur. Şimdi bir tane daha avcı şeyi yapacağım zaten biraz sonra. O bizi kurtarır. Kaç günümüz var? 12 işçi geldi, tamam. Yapış. Yapış oraya. 6 kişi, onlar da buraya. Daha fazla işçi lazım. Telgraf, Londra, insan daha hızlı gelsin ya. Yetmiyor bu geliş. Bana minimum 250 kişi lazım abi.
250 kişi de biraz kıtlık yaşıyoruz, çok ufak ama problem değil, halloluyor yani. Çizim makineleri araştırıldı, tamam. Şimdi hemen mekanik hesaplayıcıları, çok seri. Kaç gün? Son tarih 16 gün 15.00. Morg'da bekleyen bedenler. Morg yapmadım mı ben? Aa, ben morg yapmayı unuttum ya. Yo, yapmışım. Orada işte morg. Bedenleri hazırla diyor. İlla ben mi uğraşacağım bununla kardeşim, gönderin. Bir de bar açalım, insanlar azıcık eğlensin. Hah, 12 kişi daha geldi. Onları da şey yapacağım. Yeni bir avcı ekibi oluşturacağım. Buraya göndereceğim. Hadi bitir. Aynen. Ek avcılar. Avcıların karargahı. Kötü alamet. Bu sabah kamp tuhaf şekilde sessiz. İnsanlar kötü haberi birbirine fısıldayarak veriyor. İskelenin orada bir baykuş görünüyor. Hem de gündüz vakti olmasına rağmen. Tamam işte, insanlar geriliyor. Kötü fiş zamanı yaklaştığı için ortam stresli. Keyif evi. Burada cinsel hastalık çıkıyor ya. Genel ev işte. Kerhane. Bela oluyor cinsel hastalık başımıza. Dursun şimdilik de. Buradan bir tane daha avcı karargahı. 3 tane avcı karargahı. Tamam, bunu da yap abi. Siz de yuvalama yerine gidin. Şunu hemen yapın şunu. Yapın şunu. Kaç kişi var? 7 kişi var. Daha fazla kişi lazım. Daha fazla kişi lazım. Burayı komple sildim. Bir tane daha çıkardım. Daha da artık başımıza hiçbir şey gelmez açlık konusunda. Yeni araştırma. Daha iyi ağ. Limandaki verimlilik artacak. Açlık hiç problem değil arkadaşlar. Londra, adam gönder bana. Bana adam gönder. Şeylere gün... Avcı yaptık bak. Eleman kalmadı. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Bekleyeceğim. Londra'dan adam gelecek. Sonra artık shaft yapma olayına gireceğiz. Buradaki kamp iptal olmuş. O zaman sen de böyle git. Sen nereye gidiyorsun? Sen yuvalama yeri. Balık dolu göl. Oh mis. Yapış oraya. Oraya yapış. Daha iyi ağ bitsin artık, hadi. Şu daha iyi ağ bitsin. Ne diyor? Evden bir lezzet. Efendim, memleketteki birçok insan açlıkla karşı karşıya olsa da mühendislerimizden birinin durumu iyi olan bir akrabası ona yiyeceklerle dolu büyük bir posta göndermiş. Yiyeceklere el koyalım mı? Bu yiyecekler sorun yaratabilir veya tanrı korusun paralel bir ekonomi bile yaratabilir. Yani adama verelim postasını, evinden gelmiş. Yazık, günah, ayıp lan. Karısı mı göndermiş, çocuğu mu göndermiş, unuttum kim göndermiş de. Terbiyesizlik yani, gerek yok. Şimdi buradan artık jeneratör inşaatı ile ilgili bir şey yapalım. Bunu hızlandırmaya başlayalım. Bu abi ne yapıyor? Küçük şelaleye gelmiş. Burada yapılacak bir şey yok. Sen ırmağa git. Bu da paslanan raylara gitsin. O büyük ihtimalle kamp kurulacak bir yer orası. Balıkla dolu göl. O da oraya gitsin. İşçi gelsin artık. Artık işçi gelsin. Geldi mi? Gelmedi. Ne oldu? Balıkla dolu göle geldi. Aha, tamam. Kamp kur abi. Buradan geliyor. Orada bir tane kamp buluruz mutlaka. Oradan da gelecek. Güzel. Ay. Ah. Avcılar ırmağa ulaşmış. Irmaklar. Dağ gölü. Gölden de kesin bir kamp kurulabilir. Kapalı taverna. Gözlerimize inanmak zor ama gördüğümüz şey klasik bir yol kenarı tavernasına benziyor. Bakalım nasıl bir yer. Of of. Kömür gibi yani. 20 tane işçi geldi, tamam. Yönetimden arbede müsabakası istemiyorum ya. Millet ölüyor amının, birbirini öldürüyor. Ama huzursuzluğu azaltıyor. Zaten yok şu anda, ileride olacak. Neyse, huzur yapalım. En fazla oyun boyu 5 kişi öldür yani taş çatlasa. O da artık tölere edeceğiz onu. Ne diyor?
Yüksek motivasyondan ötürü bak verimimiz %30 arttı. Güzel. Şuraya ev. Şöyle. Böyle şapelin falan yanına kurmak önemli. Çünkü millet şey oluyor. Etkileniyor onlardan. Etkileri altında kalıyor. Tam anlatamadım derdimi. Ama anladınız yani. O etki alanına girdiğin zaman şapelin veya hamamın vesairenin iyi oluyor. Sen daha gölüne mi geldin? Kıyıdan bile göldeki bir sürü balığı görüyoruz. Burada birkaç gün kalıp onları tutabiliriz. Güzel, buraya da kamp kur bir tane. İki tane kampımız var. Bir tane balık iskelemiz var. Çok iyi. Bu nerede lan? Keşfet. Kapalı taverneyi keşfettik. Taverna terk edilmemiş. Tombulu bir adam kasaları ve sandıkları kızaktan indiriyor. Kendini bu güzel mekanı sahibi olarak tanıtıyor. Ulan böyle bir yerde ne işin var lan senin tek başına? Fransızlar buralardayken her gün müşterilerim vardı. İşçiler içkinin etkisini kahvaltıyla atıyor. Mühendisler planlarına bakarken akşam boyu bir sürü kahve içiyordu. Hepsi de kahrolası Fransızca sohbet ediyordu. Artık yoklar. Neye ihtiyacım varsa al temelli gidiyorum. Kral 71 tane yemek payı veriyor. Allah razı olsun. Demir yalır ayılarına doğru gidiyoruz. Tamam. Şimdi 20 kişi var. Biraz daha gelsin. 14 daha gelsin. Artık şeyi yapalım ya. Şuraya ben bir tane daha şapel kuracağım. Bu bitti mi? O zaman onu yıkalım, öyle kurayım. Onu yıkalım. Amına koyayım seni. Allah belanı versin. Aklın çıktı. O neydi? Ne zamandır duruyorsun sen ya? 5 dakikadır orada. Harbiden mi? Bir buçuk, 2 dakikadır oradayım. Oha, 2 dakikadır. Böyle duruyorum 2 dakikadır. Oğlum aklım çıktı yerinden lan. Ne diyordum ya? Ne olduğunu unuttum. Şapel. Profil fabrikasındaki iş güvenliği arttıracak zıkkımlar. Ömer de solda PlayStation oynuyor arkadaşlar. Karantina gerçekten. Şöyle. Yani dur bir dakika, gördüm, gördüler mi? Ha, görmüşler. Evet. Takıp oynuyorum şu an. Evet, yani yan yana oyun oynuyoruz abi kardeş. Evet, devam ediyorum. Dökümhane mi? Güvenlik geliştirmesi mi? Yoksa yiyecekle ilgili bir şey mi? Profil fabrikası. Profil fabrikasının güvenlik geliştirmesi mi olsun? Olsun, evet. Sonra da profil fabrikasını başlatalım. Artık ufaktan bu işler başlasın arkadaşlar, yani ufak ufak. Aynen, yap onu. Evet. Nereye gidiyor? Gitti. Demiryolu rayları. Dümdüz devasa bir demiryolu rayı. Avcının kulübesi var, 3 mezar var. Kayanın altında kulübe görünüyor. Ufka kadar uzanan boş havada 3 nokta dikkat çekiyor. Avcının kulübesine geçtik o zaman. 20 işçi çalışmaya başlasın abi. Burada 10 işçi. Burada bak 20 işçi çalışmasın. Ki buradan odun gelişimizi arttırabilelim. Hatta bu da değil. Şuradaki bıçkı evine vereyim ben 10 kişiyi. 5 kişiyi buraya vereyim. 5 kişiyi buraya vereyim. Avcı kulübesine ulaştık. Yiyecek payı var. Güzel. 40 tane yiyecek payı. 3 mezara doğru geri dönelim. Bunların üzerinde bayağı 111 tane yiyecek payı var. İyi. Bir günlük yemek neredeyse. Yüksek motivasyon ödülü verim artmaya devam ediyor. Kıyametin habercileri. Kamp genelindeki insanlar birçok kızgın kuş çığlıklarıyla ayaklanıyorlar. Düzinelerce dev kuş inşaat alanı çevresinde daire çiziyor. Baykuşlar geri döndü diye bağırıyor korkan işçiler. Bu bir işaret. Cennet bizi uyarıyor. Burada olmamalıyız. Sonumuz olacak burası. Bir süre sonra kuşlar iskelede yok oluyor. Geriye ciddi şekilde sarsılmış insanlar kalıyor. Motivasyon her sabah düşer. Yani sikeyim yani sizin de motivasyonunuzu. Ekmeğinize paranıza baksanız amına koyayım. Nereye gideceksiniz sanki? İşçi gelsin artık. Geldi. 14 işçi geldi. Biraz daha gelsin işçi. Biraz daha gelsin. 12 tane daha gelsin. Yetmiyor bu kadar işçi. Bunları ben şöyle buraya bayağı bir yapsınlar. Bayağı bir yapsınlar. Buradaki istihdamı arttıralım. Arttırdık. Ne diyor? İş güvenliği endişeleri. Efendim, şaftan gelen tuhaf dumanları soluyan birkaç insanımız hastalandı. Daha kötüsü de olabilirdi. Bir tanesi bayıldı ve iskeleden düştü. Bu sağlık tehlikelerini daha fazla görmezden gelemeyiz. Tabii güvenlik seviyesini arttırmamız lazım. Geldi. İş kanunları geldi. Şöyle yapacağız. Güvenlik prosedürleri yapacağız. Aynen, imzaladık, yükseldi. Araştırma yapacağız ama yapamıyoruz. Tahta yok. Dökümhane mi, koruyucu yapılar mı?
Koruyucu yapılar mı, dökümhane mi, havalandırma mı? Havalandırmayı ben araştırayım şimdi lan. Bulunsun o. 3 mezarın orada, hiçbir şey bulamadık. Depoya ben gittim abi arkadaşlar daha önce. Allah belasını versin. Depoda bizi dövüyorlar. Ağzımızı burnumuzu adamları öldürüyorlar. Elimizdeki her şeyi alıyorlar. O yüzden ben bu adamları oraya göndermem. 15 kişiye mal oluyor. Gidiyorum. Gittiğim zaman ne zaman gitsem başıma iş geliyor. 8 tane yapısal profil üretmemiz lazım arkadaşlar, hadi. Bu arada burada iş güvenliğini biraz arttıralım. Sakat oluyor çünkü iş geliyor. Gerçi şu an gerek yokmuş. Çelik alaşımlar buhar çekirdeği, güzel. 2 tane buhar çekirdeği çok lazım olacak. Nakliye terminali, buzlu plato. Git nakliye terminaline. Otobüs terminali. Gitmeyen otobüsle falan hiçbir yere. Virüs her yer. Ölürsünüz vallahi arkadaşlar. Hiç şakası yok. Siz ölmezsiniz, ananıza babanıza bulaştırırsınız. Hiç gerek yok. İş. Güvenlik prosedürü. İş sonrası tesisat bakımı. Bu hakikaten önemli. Kaza oluyor sürekli. Geçen benim burada 20 kişi falan öldü bu profil fabrikasında gibi bir yerde. O önemli, ona yapmak lazım. Verimli fanlar. Makine fabrikasını da yapayım. Ne diyor? Havalandırma tesisi. Onu biraz sonra kurarız. Ne diyor? Resmi dekorasyon olarak kullan. İşçilerimizden birine bir hanım arkadaşından mektup gelmiş. Zarafta oldukça açık fotoğraflar var. Bu aile niye ahlaksızlığa izin verecek miyiz? Resme el koy. Motivasyon biraz arkadaş. Biraz artacak. Resme bırak abi, bırak ya. Yani ne olacak, göndersin. Milletin cinsel hayatından bize ne anlar? Aha bak, nakliye terminali. Son konserveye kadar demiş. Yiyecek tedariğimizi incelerken birkaç işçi bize yaklaşıp Fransızcalarını anlayıp anlamadığımızı, Krev Niyegen'in yakında gelip gelmeyeceğini sorup buranın yaşanmaz bir hale döndüğünü söylüyorlar. Treni uzun zamandır bekliyorlarmış ve konserve yiyeceklerle hayatta kalmışlar. Onları kandır ve yemeklerini al ne zaman desem başıma iş geliyor. Başıma iş geliyor. 3 kere daha önce benim işçilerimi öldürdüler. Bütün topladıkları kaynaklar gitti. O yüzden bu zavallı insanları soymayacağız diyorum. Ve mallarımı kaptırmıyorum. Dövüyorlar, el koyuyorlar. Zavallı Fransızlara kimsenin onlar için gelmeyeceğini söyledik. Derhal yola çıkmak için yiyeceklerini toplamaya başladılar. Tamam. Tamam. Başımıza iş gelmedi, şükürler olsun. Buzlu platoya gidelim. Oradan da şöyle eve döneriz. Üzerimizde buhar çekirdekleri var. Onları veririz. Biraz daha işçi nakliyatı lazım. Ay boynum. Dökümhane. Dökümhaneyi artık koruyucu yapıları yapalım. Ben şu şaftın inşasına başlayayım. Şaft yapısını yerleştirdim. Aynen. Hayırlı olsun. Şaft yapısı bitecek. Başlayacak, bitecek. Çok uzatmanın alemi yok. Yumruk kavgaları okuyamadım lan. Avcılar platoya ulaşmış. Hiçbir sikim yok. Başka bir şey de bulunmadı. Abi çabuk inşaat bölgesine git. Üstünde ne var bırak. Onları kaybettim, kaybedeceğim. Bu işçilerin başına sürekli bir şey geliyor. Avcıların başına. 111 yemek, 2 buhar çekirdeği, çelik alaşım. Bunların hepsini üretmemiz lazım. Yapısal profil. Üret abi. 10-12 tane daha üret. İşle ilgili bir kanun imzalayalım. Yeni vardiya uzunluğu, jeneratör inşaat tesisindeki iş gücünü 8 saate kadar kısaltabilirsin. Kısa vardiya kullanmak iş yeri güvenliğini arttırır. Tamam. Güzel. İş yeri güvenliğini arttırmak lazım her türlü. Sakat oluyor çünkü. Arkadaşlar biz karantina yemeği yemeye gidiyoruz. Kaydı ben durduruyorum. Kaldığımız yerden devam edelim.